Ya maçla ilgili bir şey demeye gerek yok. Zor olacağını biliyordum. Eziyetli olacağını da biliyorduk açıkçası. Sonunda mutlu sona ulaşabilmekti. Tabii teşekkür etmem lazım. Yani oyuncularıma çok teşekkür etmem lazım. Ben sezon başı başlarken bir aile ve ortamı yaratırsak istediğiniz başarıyı yakalarız demiştim. Bu aile ortamın içinde oynayan, oynamayan kim olursa, bu aile ortamın içinde ki kurallara riayet eden, bunu benimseyen, bir parçası olan herkesle çalışacağımı söyledim. Buna uymayanı da dışarıda bırakacağını söyledim ki sezon başından beri öyle de oldu. Dolayısıyla bir aile olursanız, bir bütün olursanız başarırsınız. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür edecek çok kişi var. Eğer zamanınızı alıyorsam kusura bakmayın. Beni buraya ilk önce getiren Tahir Kıran Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onunla beraber geldim. O ayrıldı, İbrahim Başkan geldi ki benimle ayrılabilirdi. Bana çok inandığını, çok güvendiğini, sonuna kadar benimle devam edeceğim ekibimle beraber. Ve bu işi başaracağımızı başkanımız, İbrahim Başkanımız ilk önce inandı yöneticilerle beraber. Ona çok teşekkür ediyorum. Yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Tabii futbolculara ve bize yardım eden, bizim yanımızda duran tesisteki personele, bu hepsi dahil. Yani kapıdan, malzemecisinden, fizyoterapist, masör, doktor, eski doktor, eski masörümüz, bizden ayrılan garsonlarımız, yemek yapanlarımız, yani bütün personele, ismini sayamıyorum, hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim başarılı olmamız için sırf sağ içi değil, sağ dışı da önemlidir. Sağ dışında bize çok yardımcı oldular. Taraftara da teşekkür ediyorum. Son zamanlarına kadar hep benim aleyhimde de olsa, siyah çelenkle bıraksalar maalesef üzücü. Ama ben inandım ekibimle beraber. Çünkü ekibim de benim bir parçam. Onlarla beraber bu işi başaracağımızı dile getirmiştik. Önemli olan dik durabilmek. Kendi doğrunuzla, ekiple beraber, kendi doğrularınıza hareket edebilmek. Dışarıdan etkilenmeden. Bunu yaptık. Doğru da yaptık. Zaten hep böyle davranıyorduk. Bazen başarılı olursunuz, bazen olamazsınız. Benim kariyerimde de, teknik direktörlük kariyerimde de şampiyonluk bir ilk oldu. Bu lig gerçekten zor. İlk defa çalışıyorum. Çok zor olduğunu biliyordum. Çok zorlanacağımızı da biliyordum. Hatalar, yanlışlar yapacağımızı da biliyorduk. Önemli olan üzerine takılmadan doğru yolda devam edebilmekti. Ve tabii ki ekibime teşekkür ettikten sonra aileme de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar hep benimle beraber. Benim için öncelik, her şeyden önce ailemdir. Onlar beni inandırır, bana beni bağlar. O duygusal bağımız, biz uzakta olsak da hep devam etti. Dolayısıyla duygularınızı hareket edin. Ben her zaman oyuncuya söylüyorum. Duygularınızı hareket etmezseniz kaybedenlerden olursunuz. Duygularınızı hareket ederseniz kazananlardan olursunuz. İster ağlayın, ister gülün, ister kızın, ister sinirlenin. Takım için yapılacaksa hiç sorun değil. Dolayısıyla Rizespor'a hayırlı olsun. Ama Rizespor kulübünden ricam, bu bir düşüyor, bir çıkıyor. Bunun olmaması için geçmişte yaşanan yanlışlar, hatalar neyse onları belirleyip ama benle ama bensiz fark etmez. Doğru yolda ilerlemesidir. Bakın bunu yapmazsa gene aynı şey olur. Bunu yaparsa Rizespor, Rize şehri çok da güzel bir şehir. Yani ben bilmiyordum. Teknik direktörlük yaptığım dönemde gezme zamanım oldu. Çok güzel bir şehir doğasıyla. İnanılmaz efsane bir yer. Karadeniz'in hemen hemen her yeri. Yani bu şehrin, bu kulübün doğru yolda olduğunu, doğru adımlar attığını bilmeleri gerekir. Ona göre hareket etmeleri gerekir. Yani istikrarlı bir Rizespor olmalı. Kalıcı bir Rizespor olmalı. Bunun için de şimdiden planlamayı, programı yapacaklar. Ona göre hareket edecekler. Çünkü bu böyledir. Ve en son teşekkürü de vallahi ismini söyleyeceğim ama hiç konuşmadık, hiç dile getirmedim. Çok kriz anlarımızda bize çok destek oldu. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok değerli bir, benim siyasetleşim olmaz. Ama doğru işler, doğru hamleler, kriz anında ne yapılması gerektiğini çok daha doğru karar veren yönetimle beraber ona da teşekkür ediyorum. Çünkü onun da emeği var. Eğer unuttuğum varsa hepsinden özür diliyorum. Hayırlı olsun.